pasta yapacağız hem de gerçekten. Şöyle yardım edeydin. Şöyle. Çok kolay bir pasta. Bir şey söyleyeceğim, bu gittikçe küçülüyor, azalıyor. Kısayım mı artık şerbetin altını? Hı hı. Ha? Tamam. Şimdi burada neyimiz vardı hemen getiriyorum. Pasta için, bunlar tamamen süslemek için Zahide'cim ve hadi ara sıra yiyelim diye, hani böyle atıştıralım diye. Bu tamamen hani isteğe bağlı. Hı. Sonra burada labne var ve vanilya var, süt var. Şimdi burada da... Ay, geçen yaptığım pasta ne kadar güzeldi çok, ya. Çok güzeldi gerçekten. Hmm. Süper oluyor. Bu da çok kolay olacak. Bir de çikolatamız var orada Zahide'cim. Orada da bir kepçe var. Çikolatayı da şu yana alayım. Sen tutabildin mi onu? Tuttum, tuttum. Şimdi evinizde yaptığınız kek veya böyle hani satın aldığınız marketlerde pasta, pandispanya böyle pasta tabanı olarak satılıyor. Bunu böyle parçalıyorsunuz. Ya da evinizde var olan sade kek, çikolatalı kek yaptıysanız onu bayatsa bile, yani bir iki günlük bile olsa böyle değerlendireceğiz. Şimdi iki tane ya da bu zaten böyle iki çift ya da tek çift kullanabilirsiniz. Şimdi o çikolatadan bunun üstüne istiyorum Zahide'cim. Dökeceğiz şöyle bir kepçe. Hepsini koymayacağız, sonra üstüne süs olarak da. Ha, bir kepçe mi? Evet evet, bir kepçe. Birazcık da süt. Biraz daha yukarıdan görsene Mahmut. Ne döktüğümüzü de. Evet. Çikolatayı sadece erittim. İsterseniz çiğ kremayla karıştırabilirsiniz. İsterseniz sadece çikolata olabilir. Ve birazcık sütle bu karışımı şöyle macun kıvamına getiriyorum. Bakın şöyle, evinizde var olan çikolatalı kek olabilir. Marketten satın alacağınız bir pasta keki olabilir. Bu şekilde parçalıyoruz. Kurabiyeler bile olabilir hatta. Yani evinizde bunun içine kurabiye bile koyabilirsiniz. Mesela birazcık kek var, biraz kurabiye var. Onu bile böyle parçalayabilirsiniz. Ay, aralarda Mehmet dedeyi görüyorum da aşağıda küçük ekranda bayılıyorum. Bak Mehmet dede gözü o kadar güzel görebiliyor ki. 109 yaşında ok atıyor, ok. Maşallah. Ya bir şey vurmak için değil bu arada. Yani görebildiğini görmek için ok attırdık. İnanamadım ya. Biz var ya şimdiden gözler gitti diyoruz. 109 yaşında gözü sağlam. Ama sor niye? Aşk adamı, karısına hala aşık. Maşallah. Maşallah. Demek ki neymiş? Hanımlarımıza sahip çıkacağız. Çok seveceğiz. Hiç üzmeyeceğiz. Böylece 109'unda ok atabilecek durumda kalacağız. Gözlerimiz bozulmayacak. Ve daha neler neler. Birazcık daha çikolata alacağım. Şöyle. İçine erimiş çikolata. Şöyle koyduk. Birazcık da sütle çok nefis bir rulo pastanın tabanını yapıyoruz. Şimdi hemen streç filmi Zahide'cim senden rica edeceğim. Nerede? Şurada. Heh. Açıyorum böyle. Açacağız. Streç filmin üstünde bunun bir zemin oluşturacağız. Şimdi şöyle. Ya da yağlı kağıtla da yapılabilir. Streçle de hangisini istersen. Ne bileyim, açtırdın ya bana bunu şimdi. Tamam. Hadi açmışken hadi yapalım. Yapalım. Bakın ne yağlı oldu? Yağlı kağıtta da göremeyeceğiz ya, şimdi bunu da görmüş oluruz. Keki güzelce parçaladım süt ve erimiş çikolatayla. İçinde başka hiçbir şey yok. Sadece evde yaptığınız kek veya marketten aldığınız pasta keki. Şöyle bunu parçaladık süt ve erimiş çikolatayla. Sonra şöyle koyuyoruz ve inanılmaz güzel bir pasta olacak. O kadar basit, o kadar lezzetli ki. Hatta bunu küçük çikolatalar yapabilirsiniz bayramlık. Bir şey söyleyeceğim, hiçbir şey yapmasanız bile şu halide efes oldu yani. Bak ben bunu böyle yapıyorum normalde. Böyle yapıp çikolataya batırıyorum. Hmm. Çikolatadan sonra fıstığa batırıyorum. Minik bayramlık şekerler Ay, oluyor. Evet, çok güzel. İnanılmaz güzel oluyor, öyle de yapabilirsiniz. Hindistan cevizi de olur. Hindistan cevizi de olur. Tabii tabii. Şöyle hemen diğer streç üstünden geçireceğiz Zahide'cim. Sonra merdane ile açacağım bunu. Şunu da üstüne at. Öbür. Öbür ne? Öbür ne demek ya? Dur, öbür taraf demek istiyorum. Ama şuralardan taşıyacak bak. İstersen şöyle yapayım, taşmasın. Taşsın. Böyle mi yapayım? Evet, yani? Öyle yap. Bıçak var istersen. Bizde var ya bu bıçağı tüküre tüküre. Öyle. Bir şey olmasın aman. Neyse, diye. Neyse yıkanıyor diye. Allah'tan. Ha bir de bak bir şey söyleyeceğim. Gerçi bunlarda bir şey yok da tahta bunları mesela iyi yıkamak gerekiyor ya. Niye?
herhangi bir pislik şunların aralarına çok tabii kolay kaçabiliyor. Çünkü yaşayan bir şey bu tahta ama hala yaşıyor. Bulaşık yani. Bulaşık makinesine koymayın sakın. Aynen, mümkünse elde yıkamak lazım. Çünkü bak, o 60 dereceler, 90 dereceler falan. Bizim bulaşık makinesine koyduğumuz oklava ne oldu? Ha, çatladı değil mi? Geçmiş olsun. Bak, makineye girince çatır, böyle çatır oluyor. Ya. Zaten bu aralara da sonra deterjan giriyor, kaşıklara da öyle. Sonra aynen yemeğin içine geçiyor. Tahta kaşıkları için hele. Koymayın makineye. Mümkünse elde yıkamak lazım. Çatlıyor patlıyor, böyle oluyor yani. Ya da siz göremiyorsunuz o çatlakları ama oluyor o çatlaklar. Aynen. Şimdi bak böyle. Sen nasıl ustamın merdanesini gördün mü? Ben hiç öyle merdane görmedim. Hakikaten çok bayağı güzel. Bayağı alüminyum yani. O ustalar büyük ustalar. Evet ya. Vallahi. Biz var ya böyle konuşa konuşa kaç tane açtı bile. Aa Zerdeciğim. Sen bunu böyle yaparken dolaptan krem şantiyi getireceğim, pardon. Sen niye bunu böyle yapıyorsun ya? Büyük bir şeyle yapsak ya bunu böyle çırpacağımıza. Yo yeterli yeterli. Ha, bu kadar mı? Aha, yeterli. Şimdi. Ama uçları bunun hep kırpık kırpık oldu. Öyle kaldı. Ben onu şimdi düzelteceğim. Hemen içinin sosunu alıyoruz. Şöyle sosu için hop krem şantinin içine. Bakın burada krem şantiyi yaptık. Krem şantinin içine vanilya. Şu labneyi ekleyeceğiz. Şunu alayım. İstersen sen o labneyi ekle. Ay şöyle de ne güzel olur ya, baksana. Hadi çok canı çektiyse ye bari. Siz buyurun. Boşa gitmesin. Boşa gidin. Mustafa'yı. Mustafa'yı sokakta tanıyorlarmış artık. Diyorlarmış ki. Ha yiyici bey. Yiyici bey. Her şeyi ona yedirdiğimiz için yavrum. Kim tanıdıydı seni? Marketçi amca mı? Ne dedi sana? Mustafa dedi. Aa Mustafa dedi. Hayret, aa Hakan deseydi ne yapacaktın? Ne dedi peki? Hiç size, güzel dedikodu yapamıyorsun. Siz de Zahide Yetişim Programı'nda mısınız dedi. Evet dedim ben de. Ne yapacağımı bilemedim. Heyecandan. Ne güzel işte bak. Demek ki bazen böyle işte marketlerde, manavlarda, bakkallarda seyrediyorlar ya. Çok mutlu oluyorum ben de ya. Şimdi, ama en mutlu olduğum ne? Eve bir gidiyorum. Böyle bazen Selma çekmiş oluyor bizi. Bizim program açık. Aras beni seyrediyor böyle. Ay, bakıyor. Ben bu kadını bir yerden tanıyorum. Geçen gün de Müge'ye video gönderdik. Müge ablasını seyrediyor. Tam da Müge böyle bir kavuşma yapıyordu o sırada. Allah'ım. Bizimki de böyle bakıyor Müge teyzesine. Gönderdim direkt Müge'ye. Kocaman olmuş diye böyle hemen mesaj yazmış o da yavrum. Annecini de ellerinden öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Şimdi bir yandan ne yapıyoruz? Krem şantiyi sütle çırptım. Ondan sonra içine birazcık pudra şekeri ve labne peynir koydum. Bu çok güzel bir ara krema, pasta kreması oluyor. Yine hiç pişirmeden. Ben böyle pişirilmeden yapılan kremalara bayılıyorum. Şimdi bunu da hemen şöyle açtığımız, incelttiğimiz. Glutenli biliyor musun? Gluten unun içindeki una şey veren, şekil veren o şey gluten. Bildiğim kadarıyla. Hani glutensiz olunca kabarmayan ve glutensiz undan yapılan ekmek mesela. Hani bağırsaklara falan zarar vermeyen. Doğal. Öyle mi? Ama glutenin bir zararı, eğer hastalığınız yoksa zararı yok diye biliyorum. Sadece göbek yapıyor. Şişkinlik. Şimdi doktorum gelecek. Ha o göbek yapıyor kısmı önemli tabii. Ben bunu doktorum alayım. Gelecek hepsini anlatacak bize biraz onu sonra. Onu da alayım. Şimdi şöyle krem şanti ve şeker, labne peynir ya da sizin evde sadece süzme yoğurtla yapabileceğiniz, hani krem şanti sevmeyenler için süzme yoğurt pudra şekeri ya da labne pudra şekeri de yapabiliriz. Süzme yoğurt ve pudra şekeri. Aynen, yani illa böyle krem şanti istemiyorum diyenler vardır. Ben şimdi o nasıl böyle rulo olacak? Bu el içinden fırçık diye bu taraftan çıkmayacak mı? Çıksın, nasıl olsa donacak. Ha. Şimdi bir yerden rulo başlayacağız. Ya buradan ya uzun kenarı ya kısa kenarı bir yerden rulo yapacağız. Burası sonda kalsın diyeceğim, zor olacak. Orayı da şöyle elimizde böyle pıt 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 düzeltsey miydik? Şöyle bak şimdi. Biraz böyle içine bol dökmüyorum ki senin dediğin gibi taşmasın. Evet taşıyacak çünkü. Şöyle yapalım. Benim de anlatım efsane oldu yalnız. Evet. Şimdi. Şurayı alsana şöyle şeyle çatalla. Heh, yoksa dökülecek. Hala alamadım. Çakmak öbür taraftaydı hayatım. Öbür şu çek. En baştaki çekmecede. Şurada. Fırına yakın. Bir yandan da ocak yakılacak. Başlayayım mı ruloya? Başlayabilirsin. Ama ne kadar büyük yapacağım. Zaten bana kalsa biraz boşluk bırakırım gitmesin diye içindeki. Ha? Şöyle. Böyle. Büyük büyük alırım böyle. Evet. Eyvah bu tarafa doğru. Bu şekilde gidecek. Sonra birazcık dolapta duracak. Dur. Şöyle çevireyim. Bir de buradan gösterelim. Oho böyle. Bütün krema buraya geldi. Dedim işte nasıl olacak. Vay şöyle. Ay bir şey soracağım. Burada hiç krema kalmadı ki. Oradan oraya koyarım ben. Sen merak etme. İşin tekniğini göstereyim. Evde zaten rahat rahat yaparlar.
ev ortamıyla daha rahat yaparlar. Şöyle. Birazcık böyle dolapta bekleteceğim. Ondan sonra üzerine oradaki güzelce çikolatayı koyacağız. Sonrasında süslemesini yapacağız. Kenarlarını da şöyle içe doğru alırım. Bu şekilde soğuyacak. Sonra ben finalini sana göstereceğim. Oo, süper görünüyor vallahi şimdi. İstersen şimdi finalini göstereyim. Çileklerin süslemesine muhtemelen. Peki o zaman hemen finalini göstereyim. Madem öyle beklemeyelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Çilekleri arasında koysaydık da mesela bu tutabilseydi biraz daha. Sen şu çilekleri dilimleyebilirsen ben şimdi bir tabak getireyim. Onun finalini yapalım bari. Bak şimdi. Şöyle. Ay benim elim ayağım değiyor mu oralara? Pastayı buraya aktarıyorum. Bugün Yeşilköy pazarındaydım Aydın Duygu hocamla. Hepinize çok selam var Aydın Duygu'nun. Doktor aminoasit diyorum ben ona. Herkes öyle söylüyor gerçi. Biliyorsunuz Londra'da ve İstanbul'da yaşıyor artık. Pazarda var ya bir kere herkes hocamı tanıyor. Demek ki program bayağı izleniyor yani şükürler olsun. Ve çok güzel sorular da sordular. Hepsini kaydettim sizin için. Yakında göstereceğim hiç merak etmeyin. Orada bir çilekler gördük. Oh. Elma kadar. Vallahi gösterdim. Bu çilek de alınır mı ya? Hormonlu. Vallahi hormonlu yani. Ama çilek daha yavaş yavaş yeni yeni çıkmaya başladı. Mayıs'ta tam böyle güzel olacak. Ama bak görünce anlayacaksın öyle böyle değil ya. Elma kadar çilek o yapmışlar. Ha, bunlar bile fazla. Ben gerçek çileği bilmesem diyeceğim ki herhalde çilek gibi bir şey böyle minik, bir şey. Ama minik dağ çilekleri yok artık. Yani gerçekten onlar kalmadı. Ya. Sadece bunun üzerine çikolatayı dökeceğiz. Oradaki çikolatayı. Hı. Şöyle dökeceğiz. Sonra çileklerle süsleyeceğiz. Ben elimi yıkayayım. Şuna başladım. Tabii bu işlem biraz soğuduktan sonra yaparlarsa daha düzgün rulo olur. Ben şimdi her tarafına krem şanti bulaştırdım. Herkes diyecek ki şimdi ne kadar... Yok yok demez demez. Belli yani bu daha donmadı. Yapacak bir şey yok. Oh, işte böyle döküyoruz. Ama dediğin gibi arasına muz, çilek ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Yani bu şey değil. Nasıl bir süsleme isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Oh süper oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunu sonuna da koyayım ya. Hepsini koymayayım şimdi üstüne. Tamam. Çileklerle mesela. Şöyle üzerine. Ay teşekkür Zaten ederiz. Dünyanın en güzel pastası. Çocuklarınızı keyifle yerken gördüğünüz pasta ya. Anne pastası. Evet anne pastası. Vallahi annelerin yaptığı her şey. Gerçi şöyle bir şey de var. El lezzeti diye bir şey var ama herkesin cebinde bolca parası olsa... Anneler neler neler yapar yani. Tabii. O da var şimdi. Evet. Ama bizim annelerimiz yokluktan var ediyor ya. Bazen. Zaten ekonomistler var ya gelip inceleme yapmaları lazım yani. Vallahi bu kadınlar efsane. Hakikaten. Mesela bu siron da öyle. Çok güzel değerlendirilmiş bir yemek. Gerçekten ana yemek tabii. olarak. Anadolu'da insanların yaptığı şey. Evet. Çok. Ay çok güzel oldu. Biraz da şöyle muz koysak mı? Koyalım. Sever misin muz? Bayılırım. Potasyum. Aynı anda söylüyoruz. Magnezyum, potasyum. Evet. Hakikaten. Günde en azından yarım muz 50 yaşından sonra yemek lazımmış. Alzheimer'ı önlüyormuş biliyor musun? Vallahi bir mutluluk. İşte. Mutlu olmak üstüne isteyen koymak bir tane yanına koyuyorum ben. Nasıl istiyorsan. Üstüne zaten yer kalmadı. Takabilir miyim? İşte bu şekilde fıstıklarla da süsleyip pratik rulo pasta ne yaptık? Güzelce evinizde yapmış olduğunuz keki böyle çocuklarınızla mıncık mıncık yapın ufalayın. Çikolatalı kek olur, sade kek olur ha hepsi olabilir. Ondan sonra da ya da marketten pasta keki alabilirsiniz böyle bizim yaptığımız gibi. Süt ve bitter çikolatayla eziyorsunuz. Nefis bir karışım oluyor. Sonrasında içine de labne peynirle. Krem Ay şantiyle. Çok güzel oldu be. Alkışlar. Vallahi süpersin. Şimdi son dokunuş. Allah'ım. Bitmedi, bitmedi. Evet. İşte bunu biraz dikkatli yapmak lazım. Hani güzelliği de kapatmadan. Onu bazen böyle çatalla yapıyorlar. Fış 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 şöyle. Hah işte bu, işte bu, işte bu. Aynen söylemek istediğim bu. Aynen çatalla yapaymışım iyiymiş. Sonra da fıstıkla süsleyin. Vallahi gerçekten harika oldu. Fıstık. Sen koy ben şimdi elimi uzatmayayım. Üzerine de fıstık işte. Dur bakayım fıstığı nereye koyayım ben şuralara koyayım. Bence tam üstüne de koyabilirsin. Elif Hanım. Evet. İşletme de yap, Zeynep'cim satayım. Bence sen de yap. O zaman buna Zahide ile Elif pastası diyelim. Aynen. Etiketleyelim. Zaten Elif'cim yapıyor finali bana bırakıyor. Çok güzel bir uyum oldu böyle bizde.
Ama sen bayağı bir yaratıcı. Ben mesela süsleseydim böyle süsleyemezdim. Senin de o yönün bayağı iyi. Evet evet. Süper oldu. Zaten böyle arkadaşlarım mesela gittiğim zaman finalde...